Merhaba arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü. Mutlak değerli eşitsizlikler konusuyla devam ediyoruz. Mutlak değerli denklemleri hallettik, mutlak değeri hallettik, mutlak değerli eşitsizliklere bakalım. Birkaç tane kuralımız var, onlardan bahsedeceğiz. Eğer mutlak değer A sayısı pozitif bir sayı olmak üzere arkadaşlar, A'dan küçükse ben mutlak değeri sıkıştırıyorum arkadaşlar. Nerede? Bu mutlak değer kalkıyor, sadece x kalıyor. Buradaki a'yı bir artılısını bir de eksilisini alıp sıkıştırıyorum arada. Yani bir mutlak değer. Bakın düşün. Bir tane mutlak değer x. 3'ten küçükse. Bu sayı 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Eksi 1 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 3 olamaz. Gider. Eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. O yüzden bu ben x'i 3 ile eksi 3 arasında yazıveririm. Sıkıştırırım. Ama mutlak değer büyük taraftaysa, ağzı açık taraftaysa, bir mutlak değer bir pozitif sayıdan büyükse, o sayıdan içerisi büyük de olabilir, o sayının eksilisinden küçük de olabilir. Düşünelim şimdi, burayı düşünelim. Bir mutlak değer x, 3'ten büyükse, sayı 4 olabilir, 5 olabilir, yani böyle gider. Ben pozitifleri tam sayılardan düşünüyorum arkadaşlar, size daha iyi anlamanız için. Ama sayı eksi 4, eksi 5, bla bla da olabilir. Çünkü mutlak değeri eksi 4'ün 4, 3'ten büyük. Burada da şunu yapıyorum. X ya 3'ten büyük diyorum ya da diyorum veya diyorum ya da diyorum. X eksi 3'ten küçük. İkisini de çözüyorum arkadaşlar. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösteriyoruz. Örnek 32'yi çözelim şimdi. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Bakın mutlak değer sivri taraftaysa hemen sıkıştırıyorum. X eksi 3, 5 ile eksi 5 arasında. O zaman x 3'ü iki tarafa dağıttığımız zaman 8 ile eksi 2 arasında. Burada da kaç tane değer var? Kaç tane değer olduğunu nasıl bulacağım? Çok burada elimle yazmayacağım ki böyle bit 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 yapmayacağım arkadaşlar. Burada en son değer 8. Alabileceği ilk değer eksi 2. 8'den eksi 2 çıkartıp 1 eklersem ben aralığı 1 eklersem 11 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız 11 tane tam sayı değeri vardır diyorum burada. Örnek 33'e geldik. İfadesinin sonucunu bulunuz diyor. Hemen önce şunu bir açalım. Yani mutlak değer 2x. Hoppa. Özür dilerim. Mutlak değer 2x eksi 1. 3 ile ne arasında? Eksi 3 arasında yazabiliriz. Sıkıştırıp arkadaşlar burayı. Çünkü sivri tarafmış. 2x. Buraya aldım 4. Buraya aldım. Attım. Eksi 2. Her yeri 2'ye böldüğümüz zaman x 2 ile eksi 1 arasında. Ha, şimdi bu mutlak değerleri çıkartacağım. Mutlak değer x eksi 2. X 2'den küçük mü arkadaşım? Evet. O zaman burası negatif çıkacak. Yani eksi x artı 2 olarak çıkacak. X artı 3. Buradan bir sayı aldısam yani buranın kritik noktası kaç? Eksi 3. Eksi 3'ten her türlü büyük mü x'i? O zaman burası pozitif çıkacak. Yani x artı 3 olarak çıkartacağım. Ve cevabım 5 olacak arkadaşım. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır demiş. Mutlak değer 2 bölü x eksi 2 4'ten büyük ya da eşitmiş. Bakın takla attıralım burada. Takla attırdığım zaman x eksi 2 mutlak değer. Mutlak değer 2 2'dir. Hop ne olacak? Takla attırdığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Küçük eşittir 1 bölü 4. Şurada da bir sadeleştirme söz konusu yapabilirim. 2 diyebilirim. Yani mutlak değer x eksi 2 1 bölü 2'den küçükmüş. Ben sıkıştıracağım çünkü sivri tarafta küçük tarafta mutlak değer. X eksi 2 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 arasında diyebilirim. Tabi eşitlik de var burada. X'in aralığını arıyoruz biz arkadaşlar. 2'yi attığım zaman bu tarafa artı 2 dediğim zaman 4 5 bölü 2. gelecektir. Artı 2 de buraya yazdığım zaman 4, 3 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Burası da 3 bölü 2 ile 5 bölü 2 arasında yani 1,5 ile 2,5 arasında bir tane doğal sayı var. O da 2. Ama biz 2'yi burada yerine yazamayız. Çünkü paydayı 0 yaptığı için ben bunu alamam arkadaşlar. Yani 0 tane diyeceğim arkadaşlar cevabıma. Buraya geldim. Örnek 35.
A bir gerçek sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde A'nın 1'e olan uzaklığı 3 birimden büyüktür. Ne anlıyorum burada? A'nın 1'e olan uzaklığı, bak uzaklık dediğim şey, A'dan 1'i çıkarttım. Bu 3 birimden büyükmüş. A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri ile en büyük negatif tam sayı değerini bulur. Bu durumda ne olabilir arkadaşlar? Geliyorum. A eksi 1 3'ten büyük olabileceği gibi A eksi 1 eksi 3'ten de küçük olabilir. O zaman A 4'ten büyük olabilir. A da eksi 2'den küçük olabilir. Eksi 2'den küçük negatif, en büyük negatif tam sayı değeri eksi 3 o zaman. En küçük pozitif tam sayı değeri de 5 o zaman. Bunları bul diyor arkadaşlar. 5 ve eksi 3 olarak bulduk. Bu kadar. Örnek 36'dayız. Eşsizliğinin çözüm aralığını bulunuz demişim. Arkadaşlar bunu bu tarafa attığım zaman mutlak değer 5x mutlak değer 5x eksi 3. Tabi burada bir eksi 3 var ama ben bunu mutlak değer olduğu için 3 olarak yazabilirim. Büyüktür. 4'ü attım bu tarafa. Yani ben burayı şu şekilde çözebilirim. 5x eksi 3 bölü 3. Büyüktür 4 olabileceği gibi. Bak bu bir seçenek. Bu bir seçenek. Burası bir seçenek. Bir seçenek. Bu kalbi kullanmayalım. Hop. Şöyle ok kullanalım. Hem de biraz ağzımız dinlensin. Ben kullanamıyorum herhalde ben bu oku. Allah Allah. Hocam bilgisayar kullanmayı öğren de gel diyorsunuz ama biliyorum diyor bilgisayar kullanmayı. Tamam bu bir seçenek. Şöyle yap vereyim. Bir de 5x eksi 3 bölü 3. 5x eksi 3 bölü 3. Küçüktür eksi 4'ü çözeceğim arkadaşlar. Şimdi 3 ile çarptım her yeri. Burada 5x eksi 3 büyüktür 12 yaptı. Attım bunu. 5x büyüktür 15 yaptı. Her yeri 5'e böldüm. X büyüktür 3 bu birincisi. Şimdi her yeri burada 3 ile çarpalım. 5x eksi 3 küçüktür eksi 12 yaptı arkadaşlar. Her yeri 3 ile çarparsam. 5x attım bunu. Eksi 9 yaptı. Her yeri 5'e böldüm. X eksi 9 bölü 5'ten küçüktür dedim. İşte aralığımız bu arkadaşlar. 3'ten büyük eksi 9 bölü 5'ten küçüktür olacak arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde aşağıda santigrat cinsinden bir termometre verilmiştir. Örnek 37. Termometre ile farklı zamanlarda farklı odaların sıcaklıkları ölçülmüş ve odalardan birinin sıcaklığı M santigrat, diğerin N santigrat derece olduğu gözlemlenmiştir. M artı N sıfırdan küçükmüş. Mutlak değer N de mutlak değer M'den küçükmüş arkadaşlar. Bize öncüller verilmiş. Hangileri doğru diyor. M artı N sıfırdan küçükse. Demek ki ya ikisi de negatif bir sayı. Bakın ne olabilir? Şöyle geleyim. Buraya yazalım. M sıfırdan küçük olabilir. M sıfırdan küçük olabilir. N de sıfırdan küçük olabilir. İkisi negatif. Ama şöyle de olabilir arkadaşlar. Böyle olduğu gibi. Buraya bir tane daha seçenek sunalım. Mutlak değer N, mutlak değer M'den büyükmüş ya. Yani sayı değeri olarak, mutlak değer olarak büyük olacak. Mesela M eksi 7 iken N 3 olabilir. Eksi 7'nin mutlak değeri 7. Evet bunu sağlar. Burayı da sağlar. Eksi 7'ye artı 3. O zaman M sıfırdan büyük ne M sıfırdan küçük ne sıfırdan büyük de olabilir arkadaşlar. İki ihtimalimiz var. Her iki odanın sıcaklığı da 0 derecenin altında olabilir. Olabilir birinci seçenek işte. Bu doğru. Sıcaklığı M santigrat derece olan odanın sıcaklığı 0 derecenin o üzerinde olabilir. Hayır olamaz. Çünkü iki seçenekte de M sıfırdan küçüktü arkadaşlar. Üçüncüye baktım. Odalardan birinin sıcaklığı 0 derecenin altında, birinin sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olabilir. Olabilir işte bu. Üzerinde ve altında cevabım 1 ve 3'tür diyorum arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Son kısmımız mutlak değerle alakalı. A ve B birer pozitif. Bak pozitif olması şart. Mutlak değer arada kaldıysa böyle mutlak değeri kaldırıp çözebiliriz ve
buradaki işaretin eksilisini alıp yine çözebiliriz. İki farklı çözüm vardır diyorum. Bak buraya geldim o zaman. X eksi 1 5 ile 3 arasında olduğu gibi x eksi 1 değil eksiyle çarpılmış hali. 5 ile 3 ama ne? Eksi x artı 1 diyeceğim. Buradan x'in alabileceği 6 ile artı 1 yaptım her tarafa 4 arasında. Burada eksi x ise 1'i attım 4, 1'i attım 2. X'in alabileceği değerler eksi 4 ile eksi 2. Eksiye böldüm her yeri. Tam sayıların toplamını sormuş. Burada 5 gelebilir. Buradan da eksi 3 gelebilir. Başka var mı? Yok zaten. Bunları topladığımızda 2 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı aynı mantık gidiyoruz. Yani 2x eksi 7 13 ile 9 arasında olabilir. Buradan 2x hemen çözüverelim. 20 ile artı 7 yaptım 16. 2'ye böldüm 8 ile 10 arasında olabilir. Bu birincisi. Bir de eksiyle çarparak yazacağım. Yani 7 eksi 2x. Yine sınırlar aynı. 13 ile 9 arasında. Eksi 7 yaptım her yere. 2. Eksi 2x. Eksi 7. Ne yaptı burası da? 6 yaptı. Her yere eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüğüm için burası eksi 3 olacak. Yön değiştireceğim. Burası da eksi 1 olacak. Buradan gelecek değer eksi 2 iken. Buradan gelecek değer 9. 9 ile eksi 2'yi topladım. 7 yaptı arkadaşlar. Bu şekilde diyebilirim. Buraya geldik. Yanında bulunsun kısmında her x'ye reel sayı seçin. Mutlak değer x artı y küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y'dir diyor. Bunun olayı şu arkadaşlar. Mesela iki tane sayı 7 ile 3 olsun. Toplamları 10. 7 ile 3'ün ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamı da yine 10'dur. Yani eşit olabilir. İkisi pozitif olduğunda. Bak x 0'dan büyük, y de 0'dan büyük olduğunda. Peki. X 0'dan büyük olsun, y 0'dan küçük olsun. Yani biri 10 iken birisi eksi 3 olsun. Bu değer yine sağlanıyor mu bakalım. 10 ile eksi 3 topladım 7. Mutlak değeri de 7. Onun ayrıca mutlak değeri 10. Eksi 3'ün ayrıca mutlak değeri 3. 3 yaparken kalem bir kendinden geçiyor. Öyle temassızlık falan mı var acaba? Temassızlık falan olunca yalıyor. Bunları topladığımda 13 olmuş oldu. Yani burası daha büyük oldu. Yani biri pozitif biri negatif olunca saat ayrı ayrı toplam daha büyük oluyor arkadaşlar. Peki ikisi de negatif olsa ne olacak? Bak ikisi de negatif olsa. Eksi 7, eksi 10'a eksi 3 aldığım için. Eksi 10'la eksi 3'ü toplamı mutlak değeri 13. Eksi 10'un mutlak değeri 10. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Bunları topladığım zaman arkadaşlar, bunları topladığım zaman yine 13 yaptı, eşit oldu. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Bu eşitliğin olması için arkadaşlar, ikisinin, bak sorumuz da zaten onu, örnek 40'ı çözüverelim. Örnek 40, x ve y 0'dan farklı sayılar, x ve y arasındaki bağıntıyı, yani mutlak değer x artı y, mutlak değer x artı y'ye, mutlak değer x artı mutlak değer y'ye eşit olması için, bunlar arkadaşlar aynı işaretli olmak zorunda. Farklı işaretli olursa, benim sol tarafım yani şu taraf her zaman daha küçük olacaktır. Yani burada aynı işareti bağıntıyı sormuş. Bağıntı da şudur. X çarpı y'nin sıfırdan büyük olmasıdır. Aynı işaretli ya artı artı ya da eksi eksi diyebiliriz arkadaşlar. Örnek 41'e geldiğimizde sıfırdan farklı ABC reel sayılar için A sıfırdan büyük B ve C'nin işaretlerini bulunur. A sıfırdan büyük bir sayı. Mesela 7 olsun. Güzel çözeceğiz. A sıfırdan büyük. 7 oldu diyelim. 7'nin mutlak değeri 7. Tamam. 7 mesela B sıfırdan büyük bir sayı. Zaten 2 tane seçeneği var. 3 yazdığımı düşün. 7, 3 daha 10. Buraya 3 yazdığımda 7 mutlak değeri eksi 3, 4 oluyor. Olmuyor. Demek ki bu negatif. Eksi 3 yazdığımda ne olacak sol taraf? 10 olacak. 4 olacak. Eksi 3 yazdığımda eksi eksiden
artı 3 eksi eksiden. Burası 3 çıkacak ve eksi 3'ten yine 4 eşittir 4 çıkacak. Şurayı ben tekrar göstereyim. Benim bile kafam karıştı bu şekilde. Buraya geri geldim. B'yi eksi 3 aldık. A'yı da 7 aldık. A sıfırdan büyük zaten. 7 eksi 3 eşit midir? Mutlak değer 7 eksi mutlak değer eksi 3. Burası 4 oldu. Burası 7 oldu. Burası 3 oldu. Eksi 3 geldiği için 4 eşittir 4 sağlandı. Demek ki B sıfırdan küçük işaretini bulduk. Negatif. Şimdi B sıfırdan küçük. Eksi 5 mesela. Eksi 5. C'ye geldim. Eksi, eksili bir sayı diyelim. Eksi 2. Ne oldu eksi 2 dediğimde? 7 yaptı burası. E burası 5 yaptı. Burası da 2 yaptı. Eksi 1 yani. 7 eşittir 7. O zaman C'de demek ki sıfırdan küçük yani negatif sayı da sağladı. Pozitif de sağlamıyor demek ki diyebilirsiniz bu sorunun çözümünde. 42. sorumuz. Mutlak değer A'ya eşit. Ve mutlak değer B, B'den büyükmüş. A çarpı B'nin hangi aralıkta olduğunu bulunuz diyor. A'ya eşitse arkadaşlar A mutlaka sıfırdan büyüktür ya da eşittir. Çünkü pozitif bir sayının mutlak değeri kendisi eşittir. Ama bir negatif sayının mutlak değeri arkadaşlar kendisinden büyüktür diyebilirim. Dolayısıyla B de sıfırdan küçüktür. A çarpı B ise sıfırdan birisi artı birisi eksi olduğu için sıfırdan küçüktür. Hatta sıfıra da eşit olabilir. A'nın sıfıra eşitliği söz konusu olduğu için diyoruz arkadaşlar. Ve mutlak değer testimizde devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Matematikte kalın.